YGS'ye son 23 gün gerçekten de dün de söylediğimiz gibi şu anda o bu 23 günü çok iyi değerlendirirsek belki de 23 puan, belki de 23 net artıracağız. Ama iyi değerlendiremezsek, birazcık vazgeçersek ama yoruldum dersek bu sefer de ister istemez bu fırsatı kaçıracağız ama yine sınavda biz iyi yapacağız. Niye? Şu ana kadar çalıştıysak, gayret gösterdiysek artık bunun meyvesini toplama zamanına yaklaşıyoruz. Yani artık LGS gelecek ve diyecek ki yap beni, çöz beni. Bütün bu soruların hepsini senin için hazırladık. Sen de o kadar çalışmıştın. Artık kazanma zamanı geldi diyecek. Günün sözüne baktığımızda Oprah Winfrey diyor ki şu anda en iyisini yapmak sonraki zaman için sizi en iyi yere götürür. Şu anda en iyisini yapmamız lazım. Yapabileceğimiz şey nedir arkadaşlar? Çalışmak. Çünkü zaten hem sokağa çıkma hesabı var, hem konular azaldı, hem sınavımıza da az kaldı. E o zaman yapabileceğimiz en iyi şey çalışmak. Zaten sınavdan sonra istesek de çalışamayız. Ama sınava kadar çalışalım, ardından da yan gelip yatalım. Gün yorumuna baktığımızda Polat Saraç diyor ki 103 beğeni almış. Yanılmıyorsam son 8 videodur yazıyorum. İnşallah beğenip beğenmeyenin sınavı geçer diyor. Tamam biz de hemen yorumunu okuyalım. 380 puan olan biri 440'a 200 yeni soruyla çıkabilir mi? Çıkabilir. Neden çıkamasın ki? Çünkü 200 yeni soru demek gerçekten de bir gün içerisinde en az iki tane deneme çözmek demek. Ve bunların yanlışlarına baktığında, bunların hatalarını öğrendiğinde çıkabilir. Toplamda 60 puan yükselmekten bahsediyoruz. Ama zaten bu dönemlerde netlerimiz bir iniyor bir çıkıyor. Bir yanlışlarımız artıyor bir azalıyor. Bu esnada da iyi çalışırsak yanlışlarımızı artık unutmayacağımız için ha bu buydu bu buydu diye aklımıza çoğu şey kalacağı için yükselebilir. Sınavda 440 hedefleyen biri rutin denemelerde matematikten en az kaç net yapmalı? Şimdi bununla alakalı size şöyle bir şey göstermişim arkadaşlar hatırlarsanız. Mesela geçen sene 441 puan alan birisi, %5.56'lık dilime giren ve fen lisesini kazanan bir öğrenci... ...Türkçe'de iki yanlış, matematikte iki boş, 3 yanlış. Yani neredeyse 5 tane yanlış yapmış gibi. Fende 3 yanlış, e, dinde bir yanlış yapmıştı. E bu ne demek? Dinde sen bir yanlış yapmazsın, fende de 3 yanlış yerine iki yanlış yaparsın... ...Türkçe'de iki yanlış yerine bir yanlış yaparsın. Bu sefer matematikte üç yanlış yerine beş yanlış yapabilirsin. Ama sen yani... Eğer matematikten kaçırdıysan o zaman Türkçe eklemen lazım. Matematikten daha fazla yanlış yapmak istiyorsan o zaman Türkçeden daha az, Fenden daha az yanlış yapmış, yapmış olman lazım. 440 puana ulaşan bir öğrenci bu netel yapmış. Peki 455 puana ulaşan öğrenci ne yapmış? Biraz daha iyi yapmış bu sefer. Bu sefer matematik yanlışları değil bak. 3'e 2 idi. Bu sefer 1'e 4 oldu. Yani yanlış değil de boşlarının sayısını artırmış. Bilemediğini boş bırakmış bu öğrenci de. Bu da Çankırı Fen Lisesi'ni kazanmış. Ve bu öğrencimiz de dikkat etseniz yine matematikte 5 tane var ama Türkçe hiç yanlış yapmamış. Fende 2 yanlış yapmış. Fakat bu sefer İngilizce'de ve dinde yanlışlar yapmış. Dolayısıyla burası önemli. Kırıkkale Felsefesi'ne kazanan başka bir öğrencimiz 457 puanda. Bu da yine matematik 3 boş, 1 yanlış yapmış. Fende 3 yanlış almış. Türkçeyi gene iyi yapmış. Gördüğünüz gibi İngilizce'de gene 2 yanlış çıkmış. Biraz daha yükseklere çıkıyoruz. Ankara Türkçesi'ni kazanan bir öğrenci 462 puan almış. Bu sefer 2 yanlış, 2 boş var ve fende yine 1 yanlış, 1 boş var. Dinde, inkılapta yanlışları da gelmiş. Türkçesi gene iyi gördüğünüz gibi. Dolayısıyla biz 440 hedefleyen bir öğrenci rutin denemelerde matematik en az kaç net yapmalı diye bir şey yok. Sen Az önce gösterdiğimiz rakam bir daha gösterelim. Bunlar resmi rakamlar arkadaşlar. 441 alan bir öğrenci, Giresun Fen Lisesi'ne giren bir öğrenci. Geçen sene matematik üç yanlış iki boş almış. Ama sen Türkçe'de iki yanlış yerine bir yanlış yaparsan bu sefer matematik yanlış sayını artırabilirsin veya boş sayını artırabilirsin. Veyahut da efendim üç yanlış yerine bir yanlış yaparsan dolayısıyla buradaki yapma iki tane yanlış yapma hakkını buralara aksettirebilirsin. Matematik ettirebilirsin. Yeter ki Türkçe'yi, fen'i veyahut da dini daha iyi yap. Şu anda bu arkadaşın yaptığından daha iyi yaparsan ...matematikte ondan daha kötü yapsan bile hayallerine ulaşabilirsin. Bu geçen sene gerçekten kazanan bir öğrencinin sınav e, sonuç formundan yazılmış bir şey. Bu son kalan günlerde fen 14 netten 17 nete günlük kaç fen sorusuyla çıkar? Arkadaşlar fenle biliyorsunuz 20 soru çıkıyor. Bu 20 soruyla alakalı siz bol bol örnekler çözmeniz lazım. 14 netten 17 nete çıkmanız için de günde en az 40 tane fen sorusu çözmeniz sizin yararınıza. Dolayısıyla buraya 40 fen sorusunu yazıyorum sevgili Polat. MEB'in ile örnek sorularını kolaylık yapan biri sınavda da aynı başarı gösterir mi? Gösterir arkadaşlar. Zaten artık öğrenciler daha iyi çalışıyor. Artık öğrenciler daha çalışkan. O yüzden iyi yapabiliyorsunuz. Bakın ilk TEOK'tan LGS'ye geçtiğimiz sene öğrenciler şöyle dediler. What the hell is going on? Yani inanılmaz zor geldi. İnanılmaz düşkün netler. Hatta Geçen seneden yani 2018 LGS sonrasından 2019 LGS geçildiğinde netlerin arttığı görmüş. Herkes matematik efendine daha iyi yanmaya başlamış. Dolayısıyla e, size şu anda soruların kolay gelmesinin sebebi de bu. İlk başlarda buna benzer örnek soruları yayınladıkları zaman öğrenciler şunu diyordu. Bu ne ya bu ne ya diyordu. Çünkü öğrencilere ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Yani çok daha zorları gösterip kolay e, biraz daha... Az kolay bize biraz daha az zor bize artık kolay gelmeye başladı. Esas da bunlar da zor. Yani sizin ile örnek sorularını kolaylık yapabilmeniz onların kolay olmasına kaynaklanmıyor. Siz artık süpersiniz. Dolayısıyla sınavda da başarı göstereceksiniz. Sanlar sapma en fazla kaç puan etkiler? Bu dersine göre değişir, durumuna göre değişir. Ama şunu unutma. Matematiğin kat sayısı 4. Türkçenin kat sayısı 4. Fen'in kat sayısı 4. Bunların kat sayısı önemli. Diğer derslerin kat sayısı 1. Sen eğer burada gösterdiğin gibi eğer sen matematikte yanlışların daha fazlaysa ya da fende yanlışların daha fazlaysa bu durumda yapman gereken şey Türkçedeki veyahut da diğer derslerdeki hatalarını azaltmak daha yüksek netlere ulaşmak için. Yani sen böyle standart sapmaymış, kaç netmiş bunlara hiç takılma. Yapabileceğin en iyisini yapmaya bak. Artırabileceğin netlerin en iyisini artırmaya çalış. Hasan Aybaba Anadolu Sesini tanıtır mısınız? Manisa Turgut Tüfen Lisesi'ni lisesini tanıtır mısınız? Da tabii ki tanıtabiliriz. Bakalım. 460 üzeri hedefleyen birisi geri sayım denemelerinden kaç net veya kaç puan yapmalı? Şimdi 460'ın üstündekileri soruyor. Şimdi 460'ın üstüyle alakalı da hazırladık. Mesela 462 yapan birisi Türkçe hedef hepsini doğru yapmış. Matematikte 2 yanlış 2 boş yapmış. Fende 1 yanlış 1 boş yapmış. İnkılapta yanlış yapmış. Dinde yanlış yapmış. İngilizce yanlış yapmamış. Dolayısıyla sen dinle yanlış yapmıyorsan İngilizce bir yanlış yapma hakkı doğar. 460'ın üstüne çıkmak istiyorsun. Hocam ben daha da üstüne çıkmak istiyorum. Yani böyle 450-455'leri geçelim lütfen diyorsan o zaman sana şöyle bir şey göstereyim. Mesela 487 yapan biri bak Türkçe full, matematik full. Fen iki yanlış yapmış, dinde bir boş bırakmış. Ya da e, 489. Daha da yukarı çıkıyoruz. Fen'de 2 yanlış yapmış, hepsini doğru yapmış öğrenci. Veyahut da 490 yapan bir öğrenci, matematik bir yanlış yapmış, dinde bir yanlış yapmış. 470'e çıkalım. Sen sonuçta biraz da abartmayalım hocam. Resmen canımızı aldınız diyebilirsiniz. Şöyle yapalım. Ciğerimizi söktünüz diyor öğrencinin bir tanesi geçen onu gördüm yorumlarda. Çok özür dilerim. Şunu alıyorum şöyle. Şurayı şöyle kaldırıyorum. Mesela 471 puan. Öğrencimizin sorusuna bir kez almak istiyorum da. Ne demişti? 460 üzeri hedefleyen 470, 460 üzeri. Bak. Fende 3 yanlış almış. Türkçe'de 1 yanlış almış. Matematik'te 1 boş bırakmış. Dinli bir yanlış almış. Yani yanlışlar yapmış gene ve Bursa Anadolu Lisesi'ne girmiş. 478 almış. Daha da iyi. Aydın Nazilli Fen Lisesi. Yuh artık. Çok iyi bir lise. Türkçe bir yanlış. Matematik 2 boş. 1 yanlış. Ve diğerlerini tabii çok iyi almış. Dolayısıyla daha yüksek yapmak istiyorsak daha iyi netlere de ulaşmamız gerekiyor sevgili Polat'ın arkadaşı diyorum. Soru çözerken sorunun cevabına hemen bakıyorum. Bu beni nasıl etkiler ve bunu nasıl durdurur? Bakmayacaksın. Cevap anahtarını söküp annene vereceksin. Annen sonradan kontrol edecek. Yanlış yaptığın her bir soru için sana ceza vermeyecek. Doğru yaptığın her bir soru için bir teşekkür verebilir. Aferin oğlum diyebilir. Aferin kızım diyebilir. Benim en düşük puanım 360. Dolayısıyla cevap anahtarını dışarı çıkaracağız. Yani sen LGS'de gerçek sınava girdiğinde şöyle mi olacak? Sınava başladın. Mesela diyelim ki bir tane deneme bulalım şuradan. Atıyorum. Şuradan bir deneme alalım. Denemeyi açtın. Denemeyi çözüyorsun. Gerçek sınavdasın. Hmm. Dokuz. Ceyhan. Bir bakayım ya Ceyhan'a bir saniye. Böyle bir şey yok ki LGS'de. Sen bunu yapamadıysan, takıldıysan... ...üzerine düşmeyip diğer soruya geçmeyi öğrenmelisin. Gerçek sınavın provasını yapmalısın. Gerçek sınav provasını yaparsan başarılı olabilirsin. Ee, benim en düşük puanım 360. En yüksek 414. Günde kaç soru çözersem 450 puana ulaşabilirim. Ee, günde kaç soru çözersen Tabii ki de çözebileceğinin maksimumunu çöz. Çünkü artık yüksek puanlardır. Yani 414'ler iyi puanlar. 450'lere çıkman için yani bu 36 puanlık artış için günde en az 200 soru çözmen gerekiyor. Hatta daha fazlası bile daha iyi. Ve haftada 6 deneme çözmeye çalışıyorum. Bunlarla birlikte kaç soru sorarım? 6 deneme çözüyorsan bu da çok güzel bir şey. 6 tane deneme çözdün diyelim. Her gün bir deneme çözüyorsun muhtemelen. O denemelerle alakalı çözebildiğin kadar soru çöz. Bakın arkadaşlar şu anda en değerli günlerdesiniz. Hiç boş lazım. Yani bu aralar biraz daha Az dinlenin, bu aralar biraz daha az oynayın, biraz bu aralar biraz daha az sosyal medya zaman ayırın. Sınavdan sonra yardırın, getirin, istediğiniz yapın. Ama şu aralar biraz daha iyice muslukları kısın yani anlatabildim mı? İyice hani kemerleri sıkın, iyice sıkın ondan sonra da inşallah iyi yapacaksınız. Ee, Polat Sarıç'ın yorumunu okuduk. Manisa Turgut Halil Kal Kalil Kale Fen Lisesi'ni e istemiş öğrencimiz. Gördüğünüz gibi 14 tıp 11 mühendisi kazandırmış. 1.55 dilimi 474 puanla almış. 4 yıllık eğitim İngilizce. Sizi hak ediyor. Sizler süpersiniz. Okul hazırlayın temizleyin geliyor bizim öğrencilerimiz. Sıkı durun. Um. Ee, ödev kontrolümüz önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz LGS son tekrar kampı yapıyoruz. Burada ödevlerimizi yapmamız lazım. Dün matematik son, detaylı son tekrarımız vardı. Birkaç birkaç tane daha detaylı tekrarlarımız olacak. Hızlı son tekrarımız olacak. İşte matematikte çıkabilecek, kesin çıkacak sorular olacak. Dünyanın en uzun sayısal canlılığını olacak. Yani konuları neredeyse 3-4 sefer size tekrar edeceğiz. Zaten ev okulda tüm konuları tekrar etmeyecek. Ama biz bu yaptıklarımızı biz bu videoları veriyoruz ama siz ödev yapmazsanız olmaz. Hemen ödev kontrolümüzü yapalım. Biliyorsunuz e, tostlardan mutlaka ödevlerinizi yapmanız lazım. Yani tost e, üçüncü adımdan ikinci adımdan birinci adımdan dördüncü adımdan bu tarz matematikle alakalı temel orta sınav tarz soruları çözmeniz lazım bunları bitirmiş olmanız lazım bir tosletlik sorularını çözmeniz lazım aynı zamanda altı adımda hızlı tekrardan birinci ve ikinci adımı tekrar bitirmeniz lazımdı birinci adımdaki konuları şöyle göstermek istiyorum hemen e, açabilirsem birinci adımda arkadaşlar matematikte çarpanlar ve katlar bir iki üç dört testlerini ikinci adımda da yine üst ifadeler bir iki üç dört testlerini çözmeniz lazımdı. Bunlar sizler için çok çok önemliydi. Bunları bitirmiş olmanız lazım hızlı son tekrardı. Bir de zoru bankası matematiği bitirmeniz gerekiyordu arkadaşlar. Burada pardon ikinci adım özür dilerim. Alt adım hızlı tekrardı ikinci adım yarınki ödevimiz. Onu ben fazladan söylemiş oldum. Orayı o kısım fazla oldu. Sadece birinci adım bitirmeniz gerekiyordu. Biraz artık hani sınav yaklaştı. Ben de bol kepsiden veriyorum ödevleri kusura Zoru matematiği de bitirmemiz gerekiyordu arkadaşlar. E, hocam biz bunu nasıl bitirelim diyorsanız burada yeni aldıysanız eğer burada arkadaşlar biliyorsunuz ki Zoru matematik ikinci yıldızlarda kontrol edebiliyoruz. Dolayısıyla ikinci yıldızlara kadar da çözme zamanınız var diyebiliriz. Buradaki soruları da bitirmeniz gerekiyordu. Ödevlerinizi bitirdiyseniz artık bundan sonra emeklerinizin karşılığını alma zamanı. Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyoruz. İyi çalışmalar arkadaşlar.